WOW Hotel Center'de Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Abdullah Yayın, çok eskiden ailece tanışırdık. Hoş, samimi bir ruhban, evlenmedi de Abdullah Yayın. Hatta o sözlüğü, Osmanlı Türkçe sözlüğü ki Said Nursi'nin kitapları anlaşılsın diye hazırladığı zamanlarda hatırlıyorum. Hüsnü Bayramoğlu'nu da hatırlıyorum. Mehmet Fırıncı pek hatırlamıyorum. Belki de tanışmadım. Erzurumlu muydu bu? Katıldığı basın toplantısında 35 yıllık bir çalışmanın sonucunda ulaştıklarını belirttiği Bediüzzaman Said Nursi'nin ayrıntılı soy ağacını katılımcılarla paylaştı. Bu haberler de şu anda Ülkücü Tavır gazetesinden aldım. 20 Aralık 2012. Şimdi sevgili kardeşim, Türk veya Kürt. Ben Kürt'le Türk arasında hiçbir ayrım yapmam. İnsan olarak, hukuk olarak hiçbir ayrım yapmam. Birisinin birinden üstün olduğunu iddia etmem. Benim Türklerle hiçbir sorunum yok ama Türkçülerle sorunum var. Kürtlerle sorunum yok ama Kürtçülerle sorunum var. Yani onun için lütfen alınmayın. Burada benim muhatabım belli bir kafa yapısı, ırkçı, faşist kafa yapısı. Eğer sen ırkçı ve faşist değilsen, ırkın ne olursa olsun, sen benim kardeşimsin. Adem oğlu olarak benim kardeşimsin. Allah'ın indinde ve ben de Allah'ın emirlerine uyarak eşitsin benim gözümde. Şimdi buna bir cevap yazdım. Bu cevabı okuyacağım çünkü yoksa 40-50 dakikalık uzun bir video olacak. Sizin de sabrınız olmayacak ama bu çok önemli. Lütfen bunu bir dinleyiniz. Bu arada bu Ahmet Akgündüz'ü bir önce dinleyelim. Bak bunu yeni eskiden bu küçük bilgisayarımı böyle yukarı çıkarıyordum falan. Şimdi hiç ona gerek yok. Güzel yerini buldum. Hemen böyle bak teknoloji gelişti. Burada Said Nursi'nin Mehdi olduğunu ilan etmiş. Aynı adam. Said, şimdi Mehdilikle ilgili hadisle var ya, Arap olması lazım. Peygamberin soyundan olması lazım ya. 35 yıllık araştırmanın